Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'da arkadaşlar gerçekten efsane ötesi bir şey yapacağız ve Team of the Season paket açılımı yapacağız. Ve bu videoda arkadaşlar sizlere söz veriyorum, usta bir oyuncu çıkartacağım. Umarım ilk 11'de çıkartırız arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden tam 2000 beğeni bekliyorum. Herkes tam ekranı kapatsın ve videoya like atsın. Hadi kardeşim sen de at ve yeniysen de abone ol, bildirimleri aç arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle birlikte paketle başlayacağız. Turnuva kadrom için arkadaşlar bir tane EPL yedek lazım. Hatta iki tane lazım. Diğerini de 7 liralık paketten alacağız zaten. Onu da açacağız sizlerle birlikte ama 7 liralık paketten önce tabii ki de 2500 cevherler harcayıp duracağız sizlerle birlikte. Şimdi hemen EPL yedek paketimizi açıyoruz. Tabii ki hedefimiz yükseklerde arkadaşlar. O yüzden Aubameyang. Bu arada bunlar ekran kayıtlarken yapılmış şeyler arkadaşlar. Ben bunun devamını yaptım. Hatta bayağı yüksek ödüllere de çıkmaya çalıştım yani. Hepsini göstereceğim şimdi sizlere ve boom abi. Rice çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hemen sizlerle birlikte canlı videomuza bir geçelim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten şey paketi yok. 7 liralık paket yok TOTS özelde, onu da göstereceğim. İkinci 2500'lük paketi de açtığımız zaman 7 liralık paketi göstereceğim. Yani bu videoyu baştan sona kesinlikle izleyin arkadaşlar. Ve çok harcama yapacağım. Zaten siz like atıyorsunuz böyle harcama yaptıklarıma. Ama hala atmadıysan kankam, normal videolara falan atmıyorsan da hani bu videoya at, çünkü bu videoda emek var. Hadi bakalım, 2500 cevheri verdim. Lütfen EA Sport bize güzel şeyler yap. Güzel şeyler istiyoruz. Lütfen. Lütfen abicim. Hadi. Bir tane ilk 11 oyuncusu gelir mi? İlk defa yüzdesine bakmadım bu arada. Bernardo Silva parçası geldi. Herhalde aynen 4 yazması lazım. Yok 3, aynen. Açtığımda 3 yazması lazım ki buradan birisi gelsin. En azından Giuliano falan olur. Gomis olur. Amrabat olur. Hamdallahi olur. Yani hepsi olabilir. Sıkıntı yok. Yüzdelik oranına da son pakette bakarız. Ama şu anda buradan haydi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve lütfen. Hadi abicim, hadi Allah'ım, lütfen. Lütfen geliyor. Geliyor bence. Yok, gelmedi galiba. Evet arkadaşlar, demek ki oyuncu çıkacağı zaman bu şekilde oluyor. Yani çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar hemen 7 liralık paketimize geçelim. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi şu anda topluluk paketindeyim. Van Dijk'a girip girip çıkıyorum Sterling'e. Yani yüksek oyuncu çıksın diye taktik deniyorum şu anda. Bakalım yüksek oyuncu taktiği olacak mı? Bu arada arkadaşlar Çince dilini deneyeceğim ya. Vallahi Çince yapacağım oyunu, bakalım çıkacak mı? Hadi bir dakika, ilk olarak bunları bir alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ederson'u tıklayıp duruyorum. Yani usta çıksa bana yeter. Hadi abicim, bir usta gelirse süper olur. Gerçekten harika olur. Açılıyor şu anda paketimiz. Umarım güzel bir şeyler çıkartabiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım, arka planda bildirimler geliyor. Ben tabii hadi bismillah 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 yapıyorum. Bunu yattığım yerden açıyorum arkadaşlar. Ve hazır mısınız abi? Zaten buna özel sizlerden like isteyecektim. Efsane bir şey gelecek. Hemen 3, 2, 1 atmaya bastım ve 100 VIP puanları geldi. Çok heyecanlandım. Kalbim küt küt atıyordu. Sonra ustayı gördüm ve Lacazette geldi. 92 rating, süper oldu ve takımda da efsane oynuyor. Zaten 134 puana kadar kastığımı görmüşsünüzdür ve Şampiyonlar Ligi turnuvasında da galiba bunu kullanıyorum. Hepsini göstereceğim sizlere. Hadi arkadaşlar, o zaman şimdi hemen canlı videoya devam edelim. Arkadaşlar şu anda devam ediyoruz videomuza ve Türkçe'ye tekrardan geri aldım. Türkçemiz candır abi. Çince falan hiçbir işe yaramadı ama isterseniz daha farklı dilleri başka videolarda deneyebiliriz. Ve oyunumuz şu anda Türkçe olarak açıldı arkadaşlar. Hemen etkinlikler kısmına girmeden önce sizlere kadrolarımı göstereyim. Gerçekten şu anda iki kadrom da çok güzel, çok memnunum. Bu Şampiyonlar Ligi kadromu arkadaşlar. Biliyorsunuz Team of the Week Hazard'ı çarkı çevir çıkanı yap challenge'da almıştık. O videoyu da baştan sona neredeyse çoğunuz izlemişsiniz, görmüşsünüzdür yani. Llorente Lacazette çok süper bir ikili. Yani ikisini beraber kullanabilirsiniz. İleri hattınızda diyorum. Ve şimdi Team of the Season özel kadroma girelim. Arkadaşlar şu adamın şu ve şunun olması her maçta size 5 tane daha puan kazandırıyor. Ve takımınızda en az 5 tane Premier League oyuncusu olması ise size en az 3 tane puan, yani direkt 3 tane puan kazandırıyor. Yani bir maç 10 puansa siz bu kadroyu kurarsanız 18 puan kazanıyorsunuz. Ve eğer arkadaşlar ilk 11 oyuncusu alırsanız da tam daha fazla kazanıyorsunuz muhtemelen. Bir 5 daha eklenir veya 10 eklenir. Bilenler yorumlara yazsın. İnsanlar faydalansın. Yani ilk 11 almanın ne kadar işe yaradığını görürler. Ben çünkü almadığım için bilmiyorum arkadaşlar. Yani TOTS özel kadrom bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve Şampiyonlar Ligi kadrom da bu şekilde arkadaşlar. Aktif olan şu anda zaten o. Ve bakalım arkadaşlar, şimdi hemen bir şeyleri alacağım ben. Lig kahramanlarından arkadaşlar 3 tane ödülümüz var.
Onları alacağım sizlerle birlikte. Hemen ödüllere girelim. Ve lig kahramanlarından arkadaşlar. Perotti bir gelsin. Perotti gelsin. Ya bunlar bu kadar beleş olması güzel tabii. Hoş. Hemen geliyor abi. Perotti geldi. Joao Pereira'yı alamıyoruz. Arnold'u alıyoruz. Arnold'un kartı muhtemelen güzeldir. Bundesliga kadrosu kuranlar çok da fiyat ucuz olacak. Ve siz de bedavaya zaten alabiliyorsunuz. Satmayın. Kullanın abi Bundesliga kadrosu kuruyorsanız. Hiçbir zararı olmaz size bence. Yani ben kullanmanızı size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve Bastos'u da geldi. Bastos da geldi. Burada Gulaşi falan var. Gerçekten fena şeyler yok arkadaşlar. Güzel. Ama Lacazette'in fiyatı belki düşebilir. Yani bunu herkes almaya başlayınca düşebilir yani. Şey düşme tahminim var yani düşme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Evet çok süper bir cümle kurdum şu anda. Ve şimdi arkadaşlar sezonun takımında gördüğünüz gibi bu durumdayız. EPL kısmına geldiğimiz zaman hemen arkadaşlar benim hedefimdeki oyuncuyu size göstereyim. Arkadaşlar hedefimde Alisson Becker var ve Alisson Becker'i sizlerle birlikte almaya çalışacağız. Full bu adam için uğraşacağız. O yüzden ben şu anda arkadaşlar sizlerle birlikte toplamda 80 puan olması ümidim yok. 65. Toplamda 65 puan alacağız lan. Hadi abi hadi bismillah. Toplamda 65. 27 27 54 ediyor. Düşük geldi şu anda tahminimden. Hadi abi bir tane daha çoruz ve 65 olur mu? 30'dan. Oha ne kadar düşük veriyor. Bayağı düşük veriyor arkadaşlar. Yani hiç 5 vermemiş. Yani o demek oluyor bu. O demek oluyor bu. Ben 65 dedim. 55 yaparsak güzel olacak. İnşallah 55. Ya 55 olmama ihtimali yok zaten ama. Hani gerçekten çok kötü ama şu anda 56 ve 60 bir anda olursa yok abi hep 2 veriyor. Gerçekten hep 2 veriyor ve çok sıkıntı bir durum. Ama ben 65 size nasıl dedim arkadaşlar hemen onu da söyleyeyim. Oo 5 verdi bu sefer 60 oldu. 60 oldu zaten yani sıkıntı yok. Yani buraya 10 tane verecektim ben oynayacaktım direkt 10 olacaktı ve tam 65 oluyormuş o zaman. Her neyse arkadaşlar şu an bunları tartışmamıza gerek yok. Sizlerle birlikte hemen topluluk TOTS kısmına bir girelim. Topluluk TOTS kısmında ne durumdayız? Hemen bakalım arkadaşlar. Wan-Bissaka parçaları hemen dönüştür. Almayacağım sonuç olarak. Dönüştürelim abicim. Evet 10 tane TOTS puanım oldu. Şimdi sizlerle birlikte TOTS paketleri açacağız arkadaşlar. Hemen gelelim. Yani cevher yani beceri paketleri açacağız. Normal geliştirici 200'lük hemen açalım abi. Bunları bayağı açmamız gerekiyor bu arada. Ama bayağı bir oyuncumuz da yükseliyor bunları açarken. 3 tane bundan açacağım. 3 tane efsane açacağım. Sonra bir daha 3 tane bundan açacağım. O şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hemen hop tamam. Bir tane daha bundan açalım. Yok 3 tane açtık zaten değil mi? Dur. Dur bakayım. 3 tane açmamış da olabilirim ama sıkıntı yok. Zaten sıra normal geliştiricide ilk başta başladığımız için 2 tane bile açsak çok fark olmayacak. İkinci santrafor tam 5 tane geldi. Yani sıkıntı yok çünkü ikinci santraforu ben yakında kullanacağım kesinlikle arkadaşlar. Yani o konuda sıkıntımız olmasın. İkinci santraforlu bir forvet kesin kullanacağım ve kullanırsam bayağı bir yüksek olabilir ya. Gerçekten bayağı yüksek olacakmış gibi çünkü sürekli ikinci santrafor çıkıp duruyor. Anlamadım yani bu kadar çıkması normal değil bence. Bakın kaptanla Rölanti hiç çıkmıyor mesela. Her paketten çıkmadı yani. Hiçbir paketten çıkmadı. Hemen bunları açmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar ben karışık boost kullanıyorum. Sadece normalle efsaneyi alıyorum. Ama karışık boost birazcık takımım şu anda. Ama normal efsane karışığa döneceğim. Yani normal ve efsane birlikte olacak genel olarak. Bence öyle de sıkıntı olmaz arkadaşlar. Hemen bunu da açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek. Team of the Season paketinden. Evet bunu da açtık ve 3 tane de efsane açacağız şimdi. Ve yavaş yavaş arkadaşlar burada o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Paketlere bakacağım açacak bir şey var mı diye ama herhalde yoktur ya. Çok da bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama yine de bakarız sizlerle birlikte. Hemen TOTS paketini tekrardan açıyoruz. Ve bir tane daha açacağım TOTS paketi. Bu sefer abi kaptan veya Rolanti en az 3 olması lazım. Hatta kaptan veya Rolanti en az 3 olana kadar bu paketten açacağım. Rolanti 3 tamam güzel. Rolanti 3 geldi sıkıntı yok. Hemen abi nadir açıyoruz. 3 tane de nadir açacağız. Haydi bakalım. Haydi açmaya devam. Açmaya devam. Hatta arkadaşlar 4 tane nadir. 4 tane de yani 4 tane normal 4 tane de efsane geliştirici açacağım şimdi sizlerle birlikte. Yani 2 tane daha bundan açacağım. Ve takım bayağı bir gelişmiş olabilir. Çünkü 1000'den fazla normal geliştirici açmış olduk. Ve hani 100'den fazla da herhalde 100 olmuş mudur bilmiyorum. Hani 100'e yakında efsane geliştirici açmış olduk. Bence gayet güzel. Hemen abi aynen tam 100 efsane geliştirici tam da 2000 normal geliştirici civarı bir şey açmış olduk arkadaşlar. Gayet güzel bence. Rolanti 4 geldi bu arada çok güzel abi süper. Kaptan ve Rolanti önemli zaten arkadaşlar. Bakalım şimdi Rolanti'ye de bakacağım kaptana da bakacağım. Sizlerle birlikte hücuma bir bakalım hiçbir şey yok hücumda ya kaptana bakalım. Evet kaptan da güzel durumda. Hemen abi 2 tane de açacağız. Kaptanla Rolanti yüksek durumda yani birazcık biz de zaten bir tek onları kullanıyoruz. Kontra'da 4 geldi ama hiçbir işimize yaramıyor şu anlık.
Ve son paketimizi de açıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte. Hop bum. Evet arkadaşlar, son paketimizi de açtık. Şimdi hemen ana ekrana gelelim. Ana ekrandan Şampiyonlar Ligi turnuva değil de şöyle bir karşı atak kısmına girelim. Aktif yap diyelim. Tam 3 tane oyuncumuzun boost'u yükselmiş durumda şu anda. Defansımız, yani Van Dijk'ımız çok iyi. Danışmanımız ve kaleci pozisyon almamız yükselmiş durumda. Bakalım, yükseltirim arkadaşlar yakında. Burada da o zaman videomuzun yavaştan sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Bakalım arkadaşlar, salı akşamı bu arada Van Basten gelebilir. Onunla uğraşacağım birazcık. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Şurada abone ol butonu var. Ve etrafta çıkan iki videoya da girebilirsiniz. Dediğim gibi hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bye bye.